Biraz eksik var değil mi? Emre şey vardı. Biraz ufak mıydı? Biraz da alışmamışlar ya. Enes'e gitmişti. Evet değil mi? Çok ufak ama bakayım kimler? Asıl elemanlar duruyor. Peki, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çok uğraştım size kahvaltıya yetişeyim diye ama kahvaltınıza yetişemedim. Çok güzel olacaktı. Kahvaltınıza. Aslında çok erken çıktım da trafik şey yapmadı. Yani başka bir şey mi olmuştu? Peki. Şimdi bir yer okuyacağım inşallah. Kısa bir yer. Sıkmayacağım sizi. Zaten sıkıldığınızı zannetmiyorum. Allah'ın ispatına dair bir yer okuyacağım bugün. Allah'ın ispatı. Benden sonra dersiniz Kur'an mı? İlmi adı. İlmi adı ne işleyeceksiniz bugün? Namazın sünnetleri. Namazın sünnetleri. Farzdan bitirdiniz mi? Farz bitti, vacip de bitti. Dün işledik. Ha, çok güzel. Çok iyi. Seni ilk defa mı görüyorum? Yok değil mi? Bir kere daha görmüştüm. Evet, yeni mi gördün? Sen yeni mi geldin buraya? İki hafta değil mi? Evet. Nereden geldin? Tepecik'ten. Ha, bizim İpek oğlunun şeyi misin? Hamza abim, Mehmet abimin oğlu işte. O da... Ya ilahına Rabbimiz sensin. Şimdi Allah'ın ispatına dair böyle kısa bir yer okuyacağım. Mantık şeyi. Ya ilahına Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Ne demek şu? Şimdi bu el arkaya doğru kıvrılmıyor. Bak örnek oluyor. Bunu terbiye etmiş. Tamam mı? Bunu terbiye etmiş. Yani bitişik olabilir. Ondan sonra sırık gibi olabilir bu. Yani kırılmayabilir. Dinliyor musun beni? Ama buradan beri kırılıyor. Bu da kırılıyor. Bu da kırılıyor. Bak bu da kırılıyor. Ama kırılmalar gittikçe azalıyor. Yani mesafesi azalıyor. Dikkat edin, böyle oluyor. Örnek için söylüyorum. Bu arkaya doğru kıvrılmıyor. Kafa arkaya dönmüyor. Tamam mı? Şimdi bu kadar harika bir tasarım var. Sistem yapmış. Buna şey diyor. Terbiye eden sensin. Yani yapmış bunu. Şimdi düşün. Sırık gibi olsa. Böyle olmazsa. Şunu sırık olduğunu kabul et. Yani... Kaşığı nasıl tutacaktın? Yemek nasıl yiyeceksin? Değil mi? Cıvatayı nasıl yapacaktın? Böyle mi çözecektin? Tuvalete gidemezsin. Hiçbir şey olmaz. Bak ne yapmış? Kırmış. Yutmuş. Ufalmış. Daha sonra doğru en mükemmel olmuş. Bu sefer bak tırnak şöyle uzuyor. Acaba tırnak uzadığı gibi hemen yanında parmak da uzasa ne olurdu? Kesmek zorunda mesela onu. Ne yapacaksın şimdi? Parmağı nasıl keseceksin? Değil mi bak? Parmakla tırnak aynı yerde değil mi? Aynı yerde. Tırnak uzuyor. Parmak uzuyor mu? Duruyor. Bak mesela kulak geldi büyüdü burada durdu. Ya büyüsene. Saç uzuyor mu? Uzuyor. Boyun da uzamaya devam etse. Saç uzuyor. Bu saç uzuyor. Bu kaşlar da uzasa. Yani nereye bakarsanız bakın mükemmel bir el işliyor. Mükemmel bir mühendislik var. Nereye bakarsan bak. Ayak. Size bir şey anlatayım bak. Boğaz Köprüsü'nün yapıldığı zaman millet hücum etti. İlk Boğaz Köprüsü 1900 kaçtı ya?
70 civarları mıydı? 70 civarası. Millet Boğaz Köprüsü'nü, vay be Türkiye'de ilk Boğaz Köprüsü. Şaşırıyorlar yani, böyle şapıyor yani, sallanıyor, esnek. Onu çalışan bir Alman mühendis varmış. Alman mühendis. Ne demiş biliyor musun? Milletin o hayret etmesine Alman hayret etmiş. Alman mühendis. Ne yapmış biliyor musunuz? Ayağını kaldırmış. Böyle yapmış. Ayağınız bu köprüden daha harika değil mi? Böyle yapmış. Türk milletine yapmış. Hiç unutmuyor. Medyaya çıkmıştı, böyle kaldırmış ayağını. Öyle. Böyle yapıyor. İleri geri yapıyor. Yuvarlak yapıyor falan. Bu ayağınız bu köprüden daha harika değil mi? Sonra kendisini Müslüman olduğunu Türkiye'de kaldıkça aşağıdaki Ortaköy camisine takıldığını, Kur'an okuma fırsatını bulduğunu ve Müslüman olduğunu söyledi. Ya, o ayağı onun için söylüyor. Ayağınız harika değil mesela. Ele bak. Değil mi? Her şekilde oynayabiliyor. Değil mi? Ama hiç... He, o kadar, çünkü geriye gitseydi o zaman sistem bozuldu. İş makineleri var ya, dözer böyle kaldırıyorsun. Hep ele bakılarak yapılmış. İş makineleri var, iş makineleri. Hep böyle ele bakılmış, kaldırmış, tutmuş böyle. Böyle götürmüş, bırakmış. Hep bu ele bakılarak yapılmış. Peki, denizin dibini tarayan bir sonar sistemi var, radar. Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Askeri radarlar var ya tepelerde. Onun radarı kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Peki soruyorum. Makinalar ele bakılarak yapılmış. Eli yapan nereye bakmış? Denizin sonar sistemini, deniz dibini tarayan radarı Yunus balığına bakılarak yapılmışsa, Yunus balığını yapan nereye bakmış? Askeri radarı kartalın gözünden model alınmış. Kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Peki acaba kartalı yapan nereye bakmış? Değil mi? Makinenin üzerine yazıyor. Made in Türkiye, Made in Amerika diyor ya. Bak bunun üzerine ne yazıyor? Made in Allah. Bak bakıyor, hakikaten bak bakayım. Made in Allah yazıyor. Var mı bak bakayım yazı? Made in Allah yazıyormuş. Tamam. Peki kim söyleyecek Made in Allah nasıl yazıyor? Burada Made in Allah yazıyor. Ne demek istedim? Biz bunu, Allah yarattı. Bunu Allah yapmıştır. Bak çünkü cihazın üzerinde yazıyor Made in Türkiye, Made in Fransa, Made in İtalya, Made in ABD, tamam mı? Made in Türkiye yazıyor mu? Niçin yazıyor biliyor musun? Bunu siz de yapabilirsiniz. Siz de bana has değil ama bunu ben yaptım. Tamam mı? Bunu Amerika yazıyorsa Fransa da yapabilir. Made in Türkiye demek barda, yani ben istisnayım, yapamazsınız. Marka vursa ne olur, vurmasa ne olur, yapamazsınız ki zaten. İster istemez bunu gören beni hatırlayacak. Diyebilir mi? Yok, işte bunun üzerine böyle Allah, Made in Allah yazıyor. İstersen yazı yazayım, ister yazmayayım. Bunu zaten benim olduğu kesin. Çünkü başka yok. Kimse yapamaz. Anladınız mı? Mesela bardağın üzerine yazıyor. Made in Türkiye, Paşa Bahçe. Made in Fransa, Fransa'da yapıyor. Cam noktasında Fransa ile Türkiye çatışıyor yani bayağı. Dünyada meşhurlar ikileri. Made in Fransa, Made in Türkiye, tamam? Niçin yazıyor? Ya ben istisna değilim, ben bana has değil, herkes yapabilir bunu. Ama bunu ben yaptım. Bu karışmasın. Bu kalite benim yani. Ama bu bardak sırf bana ait değil. Herkes yapabilir. Var yani. Ama bu benim. Bunda Allah böyle yazmamış. Çünkü niye? Bir başkası yapamaz bunu. Bu benim. Rakip var mı? Yok. Rakip olduğu zaman adres yazılır. Rakip olduğu zaman. Rakip yok ki. Mesela Kur'an'ın da rakibi yok. Kur'an'ın önünüzde ya. Kur'an benimdir diyen var mı? Bir insanoğlu var mı? Kur'an benimdir. Yok.
Onun için maddeyi de Allah yazmıyor üzerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Mucize kendiliğinden. Aa, üzerinde şunu yazıyor şurada. Yap da göreyim. Yap da göreyim. Aa, ölü sudan yapıyorum. Gözünüzün önünde. Bak. Tırnak yapacağım. Et yapacağım. Yap da göreyim. Sudan et yap. Yap da göreyim yazıyormuş. Ne yazıyormuş? Yap da göreyim. Taklit edersiniz. Plastikten çocuklara bebek yapıyorlar ya. Böyle pille falan. O da yapılan, sana verilen sistemle yapıyorsun. Allah'ın verdiği elle yapıyorsun. Bu elle yapıyorsun. Allah'ın verdiği akılla yapıyorsun. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Sıkmıyorum değil mi sizi? Dedi ki, hocam dedi, ileride dedi, insan böyle teyip yaptı, efendim radyo yaptı, televizyon. İnsan insan yapamaz mı dedi. Ne dedim biliyor musun? Şimdi Japonya'nın dünyaca meşhur bir robotu var. İnsan gibi. Neydi onun adı ya? Hoşuma mıydı? He? Hoşuma mı öyle bir şey? Yok, meşhur bir şeydi ya. Meşhur bir, yani bir robot böyle. Ben onun teknolojiye biraz rahat merakım olduğu için birisi videosunu getirdi bana. Bir şey göstereceğim, çok ibret alem dedi. Bak. Japonya'da mı Amerika'da mı ne gösteriye çıkmış. Galiba Amerika'da. Bu robot dilimin ucunda ama çıkartamıyorum ismini. Robota bir isim verilmiş. Hatırlayan söylesin bana. Millete seyir konmuşlar. Şimdi bu robot ufak yürüdü. Tamam mı? Yürüyor falan, geri geliyor. En zor iş yapacak dünyada. Merdiven çıkacakmış. Robotlar merdiven çıkamaz. Mümkün değil. Adamlar yapmış. Böyle bir merdiven çıkmış. Korkunç heyecan, tamam mı? İlk defa oluyor. Merdiven bir attı, ikinci adım daha koyamadı. Derken koydu. Birinci merdiven çıktı, dünyaya kalkıyor. İkinci koyarken şey devriliyor. Robot devriliyor. Hemen perdeyi kapatıyorlar falan, gene yere koyuyorlar. O yere koyarken ne oldu biliyor musunuz? Koydu. O seyircilerin içerisine 7 yaşında kız yazıyor. Bir fırlıyor. Hiç anne bak, demek ki dinle. Doğru, o merdiven vardı ya, merdiven hani şeyde. Onu göstereyim yerinde. Merdiven vardı. Sahnede. Çocuk sahneye giriyor. Herkes şaşkın. Robota mı saldırıyor diye. Herkes şaşkın. Hemen o çocuk tak 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 merdivenleri çıkıyor. Ayağını kaldırıyor. Çocuk dans yapmaya başladı. Amerikalı kız çocuk. 7 yaşında kız çocuk. Herkes şaşkın. Diyor ki, demek istiyor ki, ve Allah yaptırıyor. Bir demir yığınının merdiven çıkmasına bütün dünya odaklandınız. Fakat et ve kemikten yapılan şu sistemle, şu yaptığı harika ki robotu da o yaptı. Robotu da yaptı. Ona hayret etmiyorsunuz. Soruma şimdi cevap vereceğim. O çocuk dedi ya, insan yapamaz. Bak şimdi, o robot yemek yapsa, kitap okusa, yemek yapsa, kitap okusa, kimi alkışlattırır? Millet şöyle der mi? Aferin demir yığını, kendi kendini ne güzel yaptın. Tebrik ediyorum, kendini programladın. Böyle mi daha mantıklıdır? Aferin mühendis bey, Ahmet bey. Robota bakıyorlar. Robot. Ahmet bey, robotu ne güzel yaptın, takdir ediyorum seni. Onu yapan mühendis mi alkışlanır? Robot mu? Mühendis. Eğer bu insan, bir insan yaparsa, insan yaparsa, bu insan yaptığı için bu insanın yaptığını bu insan takdir edilmez. Bu insanı yapan takdir edilir. Bak, robot bir şey yaptı. Kitap okudu, yemek yaptı. Kim alkışlar? Robot alkışlar. Hayırlı olsun, nasıl yemek yaptın demezler. Şimdi gerizekalı mı bu millet? Demir alkışlayacak. Demir de hey, der mi? Ha, gülüyor, tamam mı?
Demir alkışlanır mı ya? Mesela bir adam düşünün, vardı böyle bir manyak bizim köyde vardı. Allah rahmet etsin yine. Böyle araba şey yapardı, inerdi araba. Arabayı sürerken böyle çukura gidince böyle yapardı. O çukura sanki araba gitmiyor, o gidiyor. Yapardı. İnince şöyle yapardı, koçum. Getirdin lan beni, öpermiş arabanın saçını. Getirdin lan beni der. Böyle şeyler vardı yani, fena. Durumu iyi değil tabii, anlıyorsun. Şimdi aferin robot denelim denilirse ne denelim? Aferin Ahmet Bey mühendis. Onu, yani onu yapan, yani robot bir şey yaparsa onu mühendisi takdir edilir değil mi? Allah da bu robot denilen, Allah robotu bu bir şey yaparsa ki şu anda ders yapıyor, Allah'a takdir ettirir. Çünkü ben robotum. Konuşmak istiyorum. Nasıl konuşacağım? Daha kendime mukayyet değilim ya. Bir düşünüyorum, tamam, onu da onun. Düşünüyorum, o kelimeye dökülüyor, biliyor musunuz? Ben hiçbir şey yapamam yani. Şu kelimeyi, kelime derken bile, kelimeyi nasıl dönüştüreceğim? Onun fabrikası yok ki. Arkadaşlar, düşüncemi, bak, düşüncemi alıyor. Dışarıdan da hava alıyor, onu sese dönüştürüyor. Böyle bir cihaz. Böyle bir cihaz yapalım, düşünceyi atın içine. Düşünceyi atalım. Bir de hava verin içerisine. Gargar gargar insan gibi düşünüyor. Daha yetmiyor. Tefekkür ediyor. Tefekkür ediyor. Yani ötelere geçip söylüyor. Üretken bir kafa. Yani hazinede olanı, hafızada olanı söylemiyor insan. Yeni söylüyor. Yani hafızasında olan bir. Demek ki Rabbimiz sensin. Yani terbiye eden sensin. Maksada göre bak kaşlar gözler yaptın. Acayip bir şey. Şu kaşlar var ya, şu kaşlardaki şu şey, kirpi. Adam yanmış, düz gidemiyormuş. Adam yanmış. Benim bir şoför var, X. Çatalca'da birisi, isim vermeyeyim. Beni Ankara'ya götürüyor. Ya bir baktım, Allah Allah, ışık Oğuz'da giriyor lan, yavaş git lan, kırmızı yanıyor işte, yavaş. Ta böyle dibine zon fren yapıyor. Sonra anladım ki derinlik yokmuş. Adam bakıyor, benden iyi görüyor uzay yakını. Yani bu yani ceviz mi dışarıdaki ağaç? Mesela Sait, bakar mısın kaç metredir buradan oraya abi? 3-4 metre. Tatlım sen söyle ya, kaç metre var cevizi, bakar mısın? Buradan oraya ne kadar var? Metre kadar. Buradan oraya kaç metre vardır? 4. Sen söyle, kaç metre vardı buradan oraya? Ceviz ağacı. Ha, ceviz ağacına. 5-6 metre var. 5-6 metre var. Şimdi bunu bilemiyor, biliyor musun? Göz bozuk olunca bu derinliği bilmiyor. Mesafe ölçemiyor. Arabayı dibiyor, tam dibinde alçayı falan yapıyor. Sonunda fark ediyor o mesafeyi. Yani biraz kaldı yavaşta. Yok, o biraz kalmayı yapamıyor. Tam acayip bir şey, bir sistem. Bir yerde bozukluk oldu, her şey altı soldu. Jaguar koşarken o bıyıklarından biri çıktığında dengesini uzun taklatıyor. Allah Allah. Şey, kılı mı çıkınca? Bıyıklar onun dengesini sağlıyormuş. Şuraya bak ya. Yani burada mükemmel bir hesap yok mu? Mühendislik yok mu? Peki Jaguar mı takmış onu? Lan koyayım lan bıyıkları. Kedinin bıyıklarını kesmişler. Doğru gidemiyormuş. Bir böyle. En büyük işkence oymuş. Bıyıklarını kes. Kesince düz gidemez. Yani burada niye anlatmaya çalışıyorum? Daha hepsi dolu. Her şey böyle. Mesela sizden çıktıktan sonra cevizden bir yaprak alıyorum. Öteki kursa gidene kadar onu kokluyorum. Alıyorum. Misk. Yani bu koku fabrikası. Şu toprağı alacaksın. Ceviz yaprağı kokladınız mı hiç? Ne kadar acayip bir mucize ya. Maddede olup madde olmayan koku. Oraya nasıl kodlanmış? Bir eşya kokar mı ya? Nasıl kokar bu?
İşte ya ilahena Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz, nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Terbiye eden sensin. Yani terbiye demek yapma, olmaz, git, gitme, de demek değil. Maksada göre yapması bak. Terbiye. Bu bir. İkinciyi okuyorum. Hem sensin Halik. Çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz. Bak şimdi. Organını kendisi takan var mı kimse? Karaciğerini. Gözümü ben taktım. Yok. Ayağını yok. Peki o zaman biz kendimize en yakın ben benim. Bir kendime en yakın benim. Hangi organın sahibi benim? Şu anda böbreğiniz çalışıyor mu? Çalışıyor. Mideniz çalışıyor mu? Çalışıyor tabii ki, öğlen yemek yiyeceksiniz. Değil mi? Kafa çalışıyor, kol bacak çalışıyor, bağırsak çalışıyor mu abi? Çalışıyor. Peki kareniz var mı? Yok. Kim çalıştırıyor? Çalıştırıyor. Demek ki Halik sensin. Yani halk eden sensin. Yaratan sensin. Niçin? Biz ancak üzerine oturmuş binayı kullanıyoruz, kiracıyız. Yani adam bina yapılırken haberi yok ki. Geldi binada oturuyor. Mesela biz bu binayı bilmiyorduk. Temelinde ne yapmış? Ne bileyim ne yapmış? Şu duvarında yutan mı kullanmış, tuğla mı kullanmış? Ne kullanmış bilmiyorum ki. Siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Tahmini söyleriz. Yani bu vücutta da öyle. Biz geldik kiracı gibi oturuyoruz. Bizi yap, hem rezak sensin, çünkü biz rızka muhtaçız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımız veren sensin. Yani mesela topraktan bu cevizi çıkarttı. Yaprağına kokuyu koymuş. Yeşiline gri bir tane tahta koymuş. O yani ceviz içi değil mi, ceviz? Hani beyne, kafaya benziyor. İçine de beynimizin şeklini koymuş. Onun içerisine de ne yüzük takarlar erkekler? Gümüş. Gümüş maddesi koymuş. Cevizin içine gümüş var. Biliyor musunuz? Beyin iki şey yakar. Oksijenle tatlı. Bu ama bu gri var ya, gri beyinde böyle gri bir madde var böyle. Ölmüş. O maddenin maddesi gümüşmüş. Bu yüzükten aklınız kalsın. Gümüş. O da cevizde varmış. Sırf cevizde varmış. O ceviz de bak nereye benziyor? Ele benziyor mu cevizin? Benzemiyor. İçi içi. Cevizi kırın, içine bakın. İki tane bölüm. Nereye benziyor? Beyne benziyor. Demek ki Allah şeklini bile beyne benzetmiş. Bu beyin içindir. Her gün mesela kahvaltıda şey yapsanız, kahvaltıda evde, burada fırsatınız olmaz tabii, zor ama orada da yapmazsınız ya. Kahvaltıda bir tane ceviz yeseniz her gün, beyniniz aktif olur devamlı. Canlı olur. Beyin yorgunluğu pek olmaz. 1-3-2 yemeyeceksiniz. 1 veya 3. Hurma bir tane yiyeceksiniz veya 3 tane. 2 yemeyeceksiniz. Tek. Tek. Çünkü vücuttaki salgılama ona göre oluyormuş. En iyi aktif eden 3'müş. 1'miş. Tek acayip bir şey. Yani vücuttaki sistem böyle çalışıyor. Mesela ceviz. Cevizin şeyi böbrek, dalak değil de beyni bakıyordur. Memleketinde ceviz olan var mı? Yani ağaçlar, ceviz ağacı. Nerelisin sen? Ordu. Ordu'da var. Başka? Şimdi oldu. Sen İzmirli değil misin? İzmir'de yok mu ceviz? Çok yok. Çok yok ha. Az var diyorsun. Bizim orada da az var. Demek ki. Peki yetiştirilme diyeyim böyle. En çok nerede yetiştirilir ceviz? Bizim. Ceviz Türkiye'de nerede olur? Herhalde Ege'de mi olur? Peki, demek bizi yapan, rızkımızı veren sensin. Bizi yapan, rızkımızı veren sensin. Çünkü hiçbir organın bizimle yapılmamış. Ben yapmamışım. Hangisinin ihtiyacı gider? Mesela suyu düşünün. Allah!
Suyun nimetine bakın. İçmesek ne olur? Yıkanıyorsun, yemek yapıyorsun, arabaya soğutucu koyuyorsun. Ya su acayip bir şey ya. Peki vücudun yüzde kaçı, kaçta kaçı sudur bilen var mı? Vücudun? Yüzde he? Dörtte üçüydü herhalde. Dörtte üçü, yüzde 80 yani yüzde 76. Yüzde 76 civarı, yüzde 76 şu sudur. Düşün. Peki bir de su içmediğini düşün. Başka bir tane de okuyayım. Hem sensin malik. Çünkü biz memlukuz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek malik mi sensin? Bu da çok önemli. Şimdi bizim malikimiz Allah. Niye? Bak bakalım. Biz bu vücudun neresine müdahale edebiliyoruz? İdaresi yok bizde. Yürümek istiyoruz, yürüyoruz. Tutmak istiyorum, elimi atıyorum. Ama tutmak isterken bu elim, şu elim gidebilmesi için kasları, lifleri, enerji, beyinle, vücutla alakasını düşünün. Ne kadar şey, zor değil mi? Yani bu eli, nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Bu elin gitmesinin ne demek olduğunu. Felçli hastalara sorun, felç. Belden aşağı felci, o felç olan akrabası olan var mı? Belden aşağı felç olan. Yok, kolu felç olan. Yok, Allah etmesin inşallah. Ama gördünüz değil mi? Belden aşağı felç, kolu felç. Kaldıramıyor, böyle. Böyle yapıyor. Ha, ben bir kolu kesik olan durmuştum. He. Değil de felç. Şu demek ki biz buraya tasarruf edemiyoruz. Felçli insan niye yapamıyor? Hadi müdahale etsin. Kaldırmak istiyorum. Kaldır bakalım. Kaldıramaz. Demek ki vücudumuza tasarruf eden bir başkası. Hiçbirisinin sahibi biz değiliz. Bak bizi yapan sensin diyor. Bak bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Baksana ya arkadaş. Fabrikayı gördünüz, sultan fabrika. Bir fabrika ya. Şey geliyor, su geliyor. Bak su geliyor, bir tane, küçük bir tane söyleyeyim, geçen bir yere gittim. Çimentoyu koyuyorlar, hazineye. Şeyi koyuyorlar, kumu koyuyorlar. Çakıl taşı koyuyorlar. Bilmem bir maddeler de var, koyuyorlar. O oradan gidiyor, oradan gidiyor, oranını ayarlıyor, dişlilere geliyor, karıştırıyor, karıştırıyor, şöyle harç oluyor. Harç oluyor. Bakalım. Yani bu harç olması, hani basit bir şey ama ne kadar cihaz lazım biliyor musunuz? Ofis diyorlarmış yani, ofise boşaltıyorlar. Ne kadar cihazlar, ne kadar mühendisler çalışıyor ya. Ya çabu ya. Duvar olacak. E kardeşim buna bak. Buna ne kadar harç lazım? Bak duvara bak. Buna bak. Hey ne haber? Size diyor. Bu yapabilir mi? Ama bunu mühendisler yaptı biliyor musun şu duvarı? Şu duvarın çimentosunu mühendisler yaptı. Harcını mühendisler yaptı. Demirini mühendisler yaptı. E bunun demiri kemik mi? Harcı et mi? Bak. Hey. Bunlar bile konuşuyor bak. Ne diyorsunuz diye. Böyle yapınca tehdit oluyor bunlar. Yani konuşmadan konuşuyor değil mi? Peki şuna bak, şuna bak. Bir de siyahların var, zencilerin böyle, tamam mı? Simsiyah. İçi beyaz. İçi beyaz evet. Güldükleri zaman dişi beyaz, acayip oluyor. Çok ilginç ya. Peki yapan bunu bizde olmadığımıza göre, ama bizde bu var, çalışıyor. Denk birisi başkası çalıştırıyor. Bizde bir tanesi kalıyordu sizin gibi gençlerden de. Buraya getirecektik, biraz şey yapmadı bir hafta. Bir sabah kalkmış böyle korkmuş. Yurt dışına gelince böyle mızmız oluyorlar. Yurt dışındakiler biraz mızmız oluyor böyle. Ne olmuş gözüne, kepek mi şey olmuş. Göz böyle açılmıyor. Göz açılmıyor. Böyle ağlamaya başladı. Lan 14 yaşında delikanlı ya. Ha bana da olmuştu ilk kez. Daha bu sabah oldu abi bana. Öyle mi? Ondan sonra bir git yıka yavrum dedim yüzünü. Ne oldu bana? Yıka, ha yıka. Bak mızmız. Yıka deyince biraz çarptı. Zannettik annesi gibi. Ya. Evet, tamam ya. Yıkanlar.
Miz miz böyle oluyor. Lan biraz şey olan adamsın lan. 14 yaşında delikanlı adamsın lan. Erkek adamsın. Ne oldu? Kapağımıza kalma. Gitti yıka lan. Yıka işte. Ne yapıyorsun? Yıkadın ha. Acayip bir şey ya. Çok acayip ya. Ya bir şey, o kadar insan niye anlattım? Ne kadar aciz ya. Ne kadar aciz. Yavrum dedim, toprağa girince ne yapacaksın? Bilmem. Kim biliyor? Sen gireceksin lan sen tek. Ne dedi biliyor musun? Ben onları düşünmek istemiyorum dedi. Bak kaçışıyor. Kaçıyor tabii, haklı. Bu aslında insanların temsil ettiği. Düşünmüyorum diyor. Düşünmek de istemiyorum diyor. Bunu anlatanların yanında da durmak istemiyorum diyor. Kim istedi ya? Ayağım. Getirmişler. Neye getirmiş? İşten bittikten sonra getiriyorsunuz lan anne babası. Lan ufak yeni getirsene, böyle ders versenize. Şimdi bitmiş, sistem bitmiş. Ben neresini düzelteceğim? Bak, ölümü düşünmek istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Konuşanların yanında kalmak istemiyorum. Lütfen bana diyor, kabirde bahsetmeyin diyor. Ölümde bahsetmeyin. Ölümde, kabir demedi de. Ölümde bahsetmeyin ben size. Ben diyor gitmek istemiyorum. Nasıl kaçıyor? Ama bizim için de gayet normal. Toprağa eskimiş gömleğimizi bırakacağız, çekip gideceğiz. Ulan yılan bile yapıyor, gömleğini bırakıyor, çekip gidiyor. Oo, gömleğimi niye bıraktım ya? Yılan diyor mu? Ulan keşke bırakmasaydım. Evinde, dolapta, çekmecede çamaşırın var mı senin? Var. Şu anda o karanlıkta değil mi çekmecede? Sen sıkılıyor musun? Çamaşırım sıkılıyor, karanlıkta ben de sıkılıyorum. Ha, toprağa girince de cesedin öyle olacak. Sen çekip gideceksin, o çekmecedeki elbise dursun. Toprağa giren ceset, elbisemiz olacağız, biz çekip gideceğiz. Ya nasıl olur? Rüya göreniniz var mı? Sen mi gördün? Ha bak, ne gördün peki? Geçen şeyden atlıyordum, basketbolundan. Ona o kadar yükseğe niye seçtin ya? Sonra atlamadan uyar mısın inşallah? He? Atlamadan. Atladım, gömüyorlardı ya. Sonra? He, sonra uyandım işte. Böyle aniden kalktı değil mi? Bana öyle oluyor, nefes nefes. Şimdi, peki korktun değil mi? Korktun. Peki yatakta olduğunu bilseydin korkar mıydın ya, bunlar hikaye yalan. Kuruza korkmazdın. Ama demek ki yatakta olduğumuzu, burada yattığımızı, Çatalca'da olduğumuzu bilmiyoruz. Neredeyiz? Boğaz Köprüsü'nde. Lan buradasın. Niye korkuyorsun? Atlıyorum abi. Bir tanesi kulağına girse, aletle beynine girse. Adın ne senin? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Bu hikaye, hikaye, yalan. Rüyadasın ya. Git ya, manyak mısın? Niye yalan ya, köprüdeyim. Lan yatakta yatıyorsun. Seni inandıramazlar. Cahil adamını da biz de inandıramıyoruz. Merak etme. Toprağa ceset gidecek. Lan ne cesedi? Lan şu anda Boğaz Köprüsü'ndesin. Değil işte. Lan neredesin? Ben de zaten şaşırdım. Yatakta mısın, Boğaz Köprüsü'nde misin? Korkuna bakılırsa yataktayım misin? Korkuna bakılırsa Boğaz Köprüsü'ndesin. Hangi yerdesin? Hayır, Boğaz Köprüsü'nde yataktayım. Yataktaysan Boğaz Köprüsü'nde niye korkuyorsun? Yataktayım diyorsan Boğaz Köprüsü'nde değilsin. Değilsen atlamıyorsun. Atlamıyorsan da korkuyor. Oradaysan uzay yatakta değilsin. Hangi yerdesin? Ha, ceset yatakta, ruhumuz oralarda. Ha, yatakta ceset bıraktık mı? Ruhumuz Boğaz Köprüsü'nde veya uçuyor diyelim. Ha, aynı böyle olacak. Vefat ettiğin zaman Mehmet Ali. Yatağa cesedini bırakın. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Cesedi koyacağız yatağa, toprağa. Biz çekip gideceğiz. Ölüm bu. Pişşş. Sen oraya girdin mi zannediyorsun Mehmet Akif? Adam girmiş falan böyle. Ulan ne oluyor be, toprak atıyorsunuz ya, perdelikleri koydunuz. Ulan kıpırdayamıyorum ya ki. Oo, bir baktım kefen. Bir baktım yılan çıyan geliyor. Öyle değil. Nasıl?
Nasıl değil? E seni yatağa sokmadılar. Abiler demedim. Hadi koş yat. Kaçta yatıyorsunuz? 11. 11. Geçirmeyin sakın. Koş yat. Yani hadi ölüm. Gir. Gir kefene. E, yatağa git. Nevresim. Beyaz kefene giriyorsun. Üstünüz beyaz. Altınız, örtünüz de beyaz. Gir kefene. Girince peki. Mehmet Akif, boğaz köprü. Ulan ne işin var lan boğaz köprüsünde senin? Çatal çatal. Tamam. Vesaire. Ha demek ki ölme. Havrda kim olacak? Ha kafir orada olacak. Namaz kılmaya. Namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. Allah ile arası yok. O nerede olacak Mehmet Akif? Cennet. Tabii. Ölünce orada. Namaz kıldın. Kursa gittin. Kur'an'ı öğren. Kur'an'ı öğrenmeyi bilmeyen var mı? Çıktınız değil mi hepiniz Kur'an'a? Kim? Hangisi? Bir sen mi varsın? Evet. Bir de sen. Niye çıkamadınız? Kaç hafta oldu? Çık. Evet. Ama çıkmanız var. Sen yeni geldin değil mi? Bu sen. Var. Kur'an'ı bilmeyen olmaması lazım. Tamam. Şimdi Kur'an yok. Namaz yok. Oruç yok. Helal haram yok. Kul hakkı yok. Bu adam ölünce nerede olacak? Kabirde. Orada olacak. Ama siz namaz var. Oruç var. Kur'an var. Allah ile aram var. Ne olacak biliyor musun vefatında? Hani ölüm anda öyle gidiyor ya. Sen şöyle olacaksın yatakta. Oho! Horlamasından öteki o da rahatsız oluyor. Ama kendisi duyuyor mu? Horlayan duyar mı? Şurada bak. Duyuyor mu? Duysa uyanır. Duysa uyanır. Duymuyor. Nerede adam? Oho! Ha. Bak. Yatak, nevresim, altı çarşaf beyaz. Üzerindeki nevresim beyaz. Kefen. Adam da içinde. Biz şu, kabirde farkı şu. Ses geliyor, nefes. Ama bazısında gelmiyor. Öldü. Tamam. Ama kendisi nerede? Oho. Geçmiş, gitmiş. Ha, arkadaşlar, ölümden korkma. Çünkü ölüm zahirde aç böyle çıplak gözle gördüğümüz gibi kötü değil. Nereden kork biliyor musun vallahi? Namazsızlıktan kork. Ölmeden korkma, kitap okuyamamaktan kork. Namaz kılamamaktan kork. İnan vallahi namaz kılanın cesedi yemin ederim. Cesedinde ruhu olmayacak, çekip gidecek. Çünkü namaz kılmak nefsin ölümüdür. Namaz kılan nefsini öldürür. Namaz kılmayan nefsi canlıdır. Namaz kılınca, kılmaya başlayınca nefsiniz ölür, ruh çıkar. Ruh cesetten çıkar, ulvileşir. Allah'ın huzuruna gider. Evet tamam işte bu. Namaz kılmak gibi olacak. Namaz kılma anında ruhunuz çıkar ama hem burada da var. Allah kutsileşir, ulvileşir, Allah'ın huzuruna gider. Burada ceset gibi gözükürken, yani burada yatarken, Boğaz Köprüsü'nün gittiği gibi Mehmet Akif, namaz kılarken yataktaki ceset gibi ruhumuz Allah ile. Kabir, kabir neymiş yani? Kabirde korkmayacağız, nerede korkacağız abim? Namazsızlıktan. Namaz kılanın vallahi kabirde iş olmayacak. Yemin ediyorum bak. Sizin teşvik içinde mi? Adına yemin edilemez. Namazınız yoksa namaz olmayan birisi vefat etti diye düşünün. Senin adın neydi taktın? Yusuf. Yusuf'um. Nerelisin abi? Kocaeli. Kocaeli. Kaç yaşındayız abi? 12. 12. Bak namaz kılmayan bir akraban söylemedi. Hatırına geliyor. Ölmüş. Ölmüş ama namazı yoktu. Ha, onun hiç şansı yok işte.
kurtuluş şansı yok. Ancak Sibirya'da, kutuplarda yaşayan bir adam düşünün. Afrika'da pigmeler. Adam din gelmemiş. Allah gitmemiş yani. Din yok. Peygamber gitmemiş. Ona deseler ki sen Allah'a inanıyor musun? Ne demek lan Allah ne demek ya? Ha buna fetret denilir. Yani din gitmemiş yere. Hiç din gitmemiş. Onlar ölse, içki içse, adam öldürse, namaz kılmazsa, Allah'a iman etmese onlara hesap yok. Çünkü din gitmemiş. Allah şimdi size bu dersi veren yazılı sorabilir. Yazılı soru sorabilir. Niye? Size bu dersi verdi. Din gitmeyince oraya Allah hesap sormuyor. Mesela kabine girse o adam. O Sibirya'daki. Girdi, yattı. Aa nükür nükür geldi. Adam şaşırmaz mı? Ooo ne oldu ya? Bir dakika. Ben Rabbuke. Rabbin kim? Ne Rab ya? Sen hiç duymadın mı lan Allah'ı? Yok. Ne Allah'ı? Ne Allah'ı? Peygamberi de mi yoksa duymadın? Yok. Öteki melek ötekisini diyor. Rabbu hakikaten duymamış lan. Hakikaten duymamış ya. Bir bakın defterine. Hakikaten hiçbir şey duymamış. Ne ezan, ne Kur'an, ne peygamber. Gel lan tamam. Beyefendi gel. Tamam sen haklısın. Kalk. Buyur onun. Buyur. Cennet sizin. Lan hiçbir şeyden hesap yok. Bana diyecek de kasan dur. 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 Nefesini nerede harcadın? Şunu nerede harcadın? Bunu nereden kazandın? Söyle bakalım. Önce biz şanslı gözüküyoruz değil mi? Onlar şanssız. Din gitmemiş, peygamber gitmemiş. Ama bak onlar daha şanslı gibi. Ona hiç. Lan Rabbin. Ne Rabbi ya? Lan bu. Nükel nekir diyecek ki nükel nekir. Ulan bu duymamış hakikaten ya. Duymadın mı? Bak o defterim atıyor. Buyurun. Buyurun. Bana diyecekler ki dur. Bir de başka ağrıma giden kim biliyor musun? Çok bana dokunuyor gururuma. Ashab-ı Kehf'in köpeği vardı değil mi? Kuyruğunu oynata oynata cennete gidecek. Hiç dur. Dur demeyecekler. Kim bu? Ashab-ı Kehf'in köpeği. diye. Kuyruğunu oynata oynata cennete gidecek. Bana diyecekler ki dur. Dur. Ver hesabı. Ulan köpeğe hesap yok. Bana hesap var. Bu da ağrıma gidiyor. O zaman dediler ki eğer sen namazını kılarsan anne babanıza itaat ederseniz beyninizi ve ruhunuzu cep telefonları, oyunları, bilgisayar, internetten uzak durursanız orucunuzu tutarsanız kul hakkına haram helal yemeyeceksiniz. Yani haram helala dikkat edeceksin. Haram komşu haklarına şunlara bunlar etmeden vallahi neydi adını unuttum? Yusuf. Yusuf. Vallahi bu adam teris olacak. Sırat köprüsü Necet. Tırt Necet'i ya o hayal. Jet'e bile binmek istemem Sırat köprüsüne. Gidecek. Jet uzun sürer. Hayal. Tak. Oradayım. Hayal ettiğim yerdeyim. Öyle kaliteli bir hayat bizi bekliyor ki bildiğiniz gibi değil. Lan bu dünya hayat mı ya? Allah bu dünyaya ne diyor biliyor musunuz? Zindan hayal edin. Zindan. Bir padişah zindanını düşünün. Sizi de nefret etmiş. En kötü bir zindana atmış. O zindanla böyle bir villalı, bahçeli, cennet bahçeli bir yer arasındaki fark. Böyle de değil. Allah bu dünyaya zindan diyor, cennete bahçe diyor. Lan bu zindan olur mu ya? Bu zindan olur mu? Zindan olur mu yani? Bu ceviz, bu bahçeler, bu yatlar, katlar, bu çiçekler, bu kirazlar, bu dutlar. Zindan mı ya? Bu zindanmış. Peki orada ne var? Ben zindana yattım. 98'de. Nasıl kaldım biliyor musun? Oturmak oturamıyorsun. Dar. Ha böyle. Böyle bir dar odaya. Yani oturmak zorlasan oturuyorsun. Tuvaletin aynı yerde. Orada şey var. Bak aynı odada. Tuvalet de aynı yerde. Oturma sandalyen orada. Burada şey yok. Suyu da çeşmeden içeceksin. Zifiri karanlık. Çeşme olduğunu elinle gördün zaten. Tuvalet taşını ayağına baktım burada ne var diye. Böyle orada bir kenarda oturabilirsin tuvaletin kenarında. Böyle 98'de böyle bir yere yaptım. Hücre. Hücre yani top böyle en acımasız bir yermiş. Böyle bir yere girdim. Şimdi böyle bir yerde yaşanır mı? 60 sene yaşanır mı? İşte dünya buna da benzemiyor. Cennete göre o kadar zindan. Bunu kazanmak da çok kolay. Nedir o? Namazımızı kılacağız.
Kur'an'ımızı okuyacağız. Anne babamıza itaat edeceğiz. Cep telefonları, internet mezarlıktır. Beynimizin enerjisini sömürüyor. İnanç sömürüyor. Bak mesela siz rastlamışsınız. Bak ben söyleyeyim. Annenizle veya babanızla televizyonun karşısında koltukta televizyon seyreden babanızı düşün. Anne düşün. Belirli zaman sonra geçmiyor mu kendisi? Kalksın gitsin yatağa yatsına. Yatamaz. Gidemez. Bitti. Televizyon onu sömürdü. Sömürdü. Kalkamaz. Bir iki saat dinlenecek, demlenecek, enerji toplayacak da kalkıp yatağa gidecek. Ancak iki saatte ceyran toplayabilir. Ne olmuş biliyor musunuz? Vücudun, beynin bütün enerjisi sömürüldü. Bütün enerjisi sömürüldü. Anladın mı? Yani cep telefonuyla bakarken beyin gitmiyor mu? Göz, mesela kamerayı çekerken enerji bitiyor mu bitmiyor mu? Evet. Ses çekersek kamerayla pil bitiyor mu bitmiyor mu? Bitiyor. E sen şimdi bunu seyrediyorsun. Kamera. Ceylan bitiyor. Aa, batarya. Seyrediyorsun. Şimdi kamerayla bir bakar çekerken bittiği gibi sen de kamera gözü bakıp hayal hafızana kaydediyorsun. Ne seyrediyorsun kaydediyorsun. Peki onu uğraşırken elimle ceylan bitiriyoruz. Göz. Beyin bitiyor sonra Yusuf, annesi bağırıyor. Yusuf, nasıl cevap versin? Ne var anne ya? Yusuf, ya ama anne çok oluyorsun ya. Lan ne dedim o? He? Ben öyle dersem var ya. Şimdi. Çamdan hatırlatıyor. Niye? Yusuf başka bir yerde nasıl cevap versin? Pili mi? Sömürülmüş. Sonra bir gece geçecek, bir gece 12 saat gene canlandı, tekrar Yusuf oraya. Ondan sonra Yusuf da kaybetti. Ondan sonra hayır, hayır, o, yurt dışına giren çocuk 14 yaşında. Hayır, göz köpüğü şey olmuş, şapaklanmış, ağlıyor. Lan koca adam lan 14 yaşında. Ne alıyorsun lan? Yıkana yüzünü. Yaptın mı? Ya dedim kamerada ne yapacaksın oğlum, ben gayri ihtiyar söyledim. Hayır, onu söylemeyin lütfen. Niye lan? Ben diyor bunları duymak istemiyorum. Tamam. Bunun konuşulmasını da istemiyorum. Tamam. Emrin olur. Tamam. Başka? Tamam. Peki niye ben korkuyorum? Ha, onun için annem getirdi. Lan annen işini bitirmiş, pili bitirmiş. Cep telefonu çektiniz, şarj bitti, şarj bitti, şarj bitti. Artık şarj olmuyor. Kaput. Televizyonlar, bilgisayarlar falan o beynin bataryasını bozuyor. Bozdu. Ve sistem çökertti. Çökertti. Ondan sonra getiriyorlar. Hasan kurtarsın. Neyi kurtaracak lan? Kapattı. Yeni pil de takılmıyor. Çünkü şeyli yapmış. Pil değiştirilmiyor. Ne yapayım? Çıkmamadı. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tu ma selavat.